sahabe gibi bir topluluk bile bazen bu gibi müşkülatlara düşmüş ise, ondan sonrakilerin bizim haydayda düşmemiz mutlak düşünülmeli. Ama arada bir fark var. Sahabenin düştüğü o sorunları, müşkülatı karşılayacak, affettirecek, bağışlatacak, bu dinin başında Resul'e yardım etme gibi bir hasenat birikimi vardır. Yani kazanmış oldukları zararlarını kapatacağının çok çok üstündedir. Bizim alacağımız yer, onlar bu gibi bir sorunda bulunmuşlar, böyle bir sorun yaşamışlar ise biz de yaşarız. Şunu iyi anlamak gerekiyor ki, her adımda demiyorum, her ayak mesafesinde şeytanın bir çelmesi vardır bizi bekleyen. Neden? Her inandım diyen imtihana tabi olacaktır. Bir imtihan sürecidir bu. Ve olmalıdır da. İmtihan, inan ettim diyenlerin karşılaşacağı her adımda, her bir metrede veyahut 10 metrede, 24 saatlik ömrünün içinde mutlak her an imtihanla karşılaşabileceğini düşünmelidir. Her sözünün gerçekliliğiyle, her amelinin gerçekliliğiyle imtihan edilecektir. Bu imtihana tabi tutulacaktır. İşte kardeşlik hukukunu gerçekleştirirken de bizim mutlak imtihana tabi tutulmamız kaçınılmazdır. Ankebut suresinde Allahu Azze ve Celle'nin şöyle dediğini görüyoruz. Elif lam mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهِ لَاَدْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Elif, la, mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden, yani denenmeden, sadece iman ettik demeleriyle öylece bırakılıvereceklerini mi zannettiler diyor. Denenmeden, sınanmadan. Sadece iman ettik diyerek, ha sizin için bu yeterdir der gibi öyle başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Biz, andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Yani bizden önceki ümmetlerde inananlar da bu denli imtihanlardan geçirilmişlerdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak. Yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Burada anlamamız gereken yer burası. Siz inandık, sadece inandık demekle, hiç denenmeden, sınanmadan, imtihana tabi tutulmadan öylece bırakılıvereceğinizi mi zannettiniz? Biz onlardan öncekileri de denedik, sınadık. Bu imtihanlardan geçirdik. Sınanmalılar ki Allah sadıklarla yalancıları bilsin. Neden? Neden? İnandım demekle mi kalıyor? İmanının bütün gereklerini yerine mi getiriyor? O sözün sıdkan söylenip söylenilmediğini,
O sözü tasdik eden ameller o söze eşlik yapmış mı yapmamış mı? Sadıklarla sadık olmayanlar ayırt edilmeliydi. Mutlak olmalı. Yoksa onlar, Allah böylelikle bunu ortaya koyacak. Kimin sadık, kimin yalancı olduğunu ortaya koyacak. Yoksa kötülükleri yapanlar iman ettik deyip ondan sonra elinden gelen kötülüğü imanına ters düşen, söylediği söze ters düşen, istediği kötülüğü yapacak, sonra da bizden hesap vermeden kurtulacağını mı düşünüyor? Bu çok kötü bir hüküm. Ne kötü hüküm veriyorlar, ne de kötü bir kanaatleri var bunların. Gerçek hakikat böyle değil. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa iyi bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecek. O her şeyi işiten ve bilendir. Her cihad eden, yani mücadele eden ancak kendisi için mücadele etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizim de imtihan edildiğimizi mutlaka düşünmemiz gerek. Zira tevhidin hatırından, kardeşlikten, bunların edebiyatından çokça dem vurduk. Bizim bu mevzuda cidden Allah için kardeşliği, tevhidin hatırı için kardeşliği, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olmayı cidden inanarak mı söylüyoruz? Yoksa bunun sadece edebiyatını mı yapıyoruz? Allah bizim de bu sözde ne kadar sadık, ne kadar yalancı olduğumuzu da ortaya koymalı. Bu sözlere sebep, daha önceki söylediğimiz bu sözlere sebep, biz de deneniyoruz. Cidden konuştuğumuz gibi tevhidin hatırını mı devamlı önde tutacağız? Allah'ın bizi kardeşler kıldığı gibi, emrettiği gibi o kardeşliği mi önde tutacağız? Yoksa bize söylenilen sözler, bizi inciten sözler, bizim aleyhimizde söylenilen, bizi kötüleyen sözler, bizi tesir altına alıp, tesir altına alabilir. Onun tesirinde kalarak, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun sözü unutulacak mı? Tevhidin hatırı unutulacak mı? Daha önce zaten biz birbirimizle düşmandık. Birbirimizden uzaktık. Allah'ın bize lütfettiği bu tevhid ile biz kardeşler olduk. Bunu unutup sanki karış karış adım adım geçmişe mi dönmeye çalışacağız? Ve mutlak biz de deneneceğiz. İyi bilmelidir ki bu mevzuda bu sorunla karşı karşıya gelen iki kardeş, Allah'ın kardeş kıldığı iki kişi, ikisi de aynı anda imtihan ediliyor. Ve imtihan edilir. Ne kadar bunlar emredildikleri gibi kardeş oluyorlar. Ne kadar kardeşin hukukunu koruyabiliyorlar. Binaenaleyh, önce Allah'tan yardım istemek gerekir. Her halükarda, her şey için kat'iyetle emirler bize ulaştıktan sonra Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olmak istiyorsak mutlak ondan yardım istemeliyiz. Allah'tan yardım istemeliyiz. Ona sığınmalıyız. Bu isteğimizi, Allah önce kendi isteğini, bizim isteğimizi, ona itaati gerçekleştirebilmemiz için ondan yardım istemeliyiz.
Çünkü biz katiyetle bunu